Bir de baktım işte Avrupa'dan akrabalar telefon açtı. Yozgat'taki arkadaşlarım duymuş, akrabalar duymuş, telefon açtılar. Ve memnuniyetle karşıladılar arasında. Ya demek ki böyle bir şeye ihtiyaç var yani. İhtiyaç var çünkü yani gerçekten Yozgat'ta da işçi sınıfı var. Mazlum halklar var, mazlum insanlar var. Haksızlığa, hukuksuzluğa uğruyorlar. Ama baktığımız zaman biz hep İstanbul'dan mücadele verdiğimiz için oraları terk etmişiz yani. Yozgat milletvekili adaylığım duyulunca ben Yozgat'a gittim işte işçi arkadaşlarla, işte çiftçilerle, köylülerle, öğrencilerle bir yere geldik, konuştuk. Ya niye işte böyle yaptın işte hani işte sosyalistlerin, teröristlerin partisinden işte milletvekili adayı oldun diye. Ya burada biliyorsunuz MHP'nin kalesi burası dedi. Dedim ki ben de arkadaşlarıma ya dedim sizinle dedim bir Yozgat meydanında bir dedim açıklama yapalım. Siz işte dedim haksızlığa uğramıyor musunuz? Hani bir şey itiraz etmiyor musunuz? Herhangi bir şey itiraz ettiğiniz bir meseleden dolayı gidelim Yozgat'taki meydanda Saat Kulesi'nin orada dedim eylem yapalım. Hak arayalım ya hakkımızı savunalım diye. Aa dedi ben de terörist olurum o zaman dedi. Yani aslında bunun cevabı bu aslında yani. Bir hak mücadelesi verdiğinde itiraz ettiğiniz zaman hemen terörist oluyorsunuz. Ben buna karşı zaten hani bir gün Yeşil Sol Parti ile işte hani birlikte bir yola çıktık, hayırlı bir yola çıktık yani. Ve ondan sonra evet sen haklısın diyorlar ondan sonra. Ya Yozgat gerçekten hani gariban bir memleket aslında. Fabrika yok, iş sahası yok. Ondan sonra sosyal alantı yok. Ondan sonra hakikaten oradaki gençler büyüdüğü zaman hemen ya İstanbul'a, Ankara, İzmir'e göç ediyor ya da Avrupa'ya göç ediyor. Ya da polis oluyor, asker oluyor. Hani ya da devlette milletvekili oluyor ya da bakan oluyor. Bizim bakanlarımız çok meşhur yani. Çok bakanımız var. Ufak bir memleketiz ama tabii bir tarafta da işçiler var, emekçiler var, köylüler var, çiftçiler var, tarım var, hayvancılık var. Ama gençlerde bir iş alanı yok. Bir tane üniversitemiz var yani. Ve böyle bir durum yani. Gerçekten bunun değişmesi gerekiyor. Ama Yozgat'a baktığımız zaman çok büyük göç vermiş Avrupa'ya. Bir gün Almanya'da, Belçika'da, Fransa'da, Hollanda'da, dünyanın dört bir tarafında Yozgatlı ile karşılaşabilirsiniz. Yani Amerika'da, Çin'de, Japonya'da, Afrika'sına kadar çok Yozgatlı hemşehrilerimiz var. Ben şimdi şahit oldum yani. Çok hatta Hollanda'da bir mahalle komple Yozgatlı yani. Gerçekten dördüncü jenerasyon diyebiliriz yani Avrupa'da Yozgatların varlığı, sürdürmesi. Ve Yozgat aslında Yozgatlılara da milliyetçi deniliyor. Hatta o milliyetçilik bir isyandır aslında. Ve gurbetçilik var. Bir sıla hasreti var. Bir özlem hasret var yani memleketine karşı. Ve ister istemez hani muhafazakarlaşıyor ve milliyetçileşiyor. Ama bunu böyle görmemiz gerekiyor. Ama öbür türlü orayı ya bu yola sevk edip bir mücadele veren bir milliyetçilik olacak ya da böyle bir hani bize şey derler Yozgatlı deyince faşist, ırkçı derler mesela. Ama sen beni tanıyor musun? Tanımıyorsun sen beni. Sen benimle konuştun mu? Konuşmadın. Sen benimle bir yan yana geldin mi? Gelmedin. Sen bana dokundun mu? Dokunmadın. Direkt Yozgatlı deyince böyle bir algı var. Ama beni bir tanı, bir gözlerimin içine bak. Öyle değil mi yani? O baktığın zaman da konuştuğun zaman ancak biz beni anlayabilirler. Veyahut da bir Yozgatlı'yı anlayabilirler. Mesela biz de terk etmişiz oraları. Yani kendi memleketimizi solcular, sosyalistler, devrimciler terk etmiş. Sahipsiz bırakmışız. Tabii bu da iktidarların, patronların, iktidarların orası oy deposu haline gelmiş. Biz Yozgat'a giderken habersiz gittik. Arkadaşlara söyledik biz de Yozgat'a geleceğiz. Herkes tedirgin oldu ister istemez. Yani buraya gelirken işte ne olursun benim adımı söyleme, benim evimin nereye geldiğini söyleme diye. Tabii ki biz de hani şey yapıyoruz. Biz de gittik işte köyde kaldık. Ondan sonra işte Yozgat şehir merkezine gittik. İşçi arkadaşlar, kamuda, belediyelerde, adliyede, sağlıkta çalışan iş arkadaşlara gittik. Şöyle yani konuştuk, saatlerce konuştuk. Ondan sonra diyor ki lütfen diyor fotoğraf çekilmeyelim diyor. Siz diyor geri döneceksiniz diyor ama biz burada yaşamaya devam edeceğiz diyor. Ve işimizden olabiliriz diyor. Ve bize saldırı olabilir diyor. Ne kadar korkunç bir şey yani. Hani Türkiye'de yaşıyoruz. Hani memleketimizde yaşıyorsunuz. Hani böyle bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz diye. Aslında böyle olmaması lazım. Yani bu neden buraya hani sürükleyen şey nedir aslında? Bunu sorgulamak gerekiyor. Yıllardır sağ siyasetler, patron iktidarları suçu bu. Suçu bu yani. İnsanları kutuplaştırıcı,
ayrıştırıcı siyasetlerin yüzünden, işte onlar Kürt, bunlar Alevi sözleri, provokasyon, kutupla, kimlikçi siyasetler yüzünden. Ondan sonra fakirlerin, yoksulların sorunlarına değmeyen, derdine derman olmayan, çare olmayan siyasetler. Ama böyle milliyetçiliğe, kimlik siyasetlerine gelince çok iyi ilacı veriyor. Ama bu ilaç bizi ayrıştırıyor, bölüyor, parçalıyor ve bizi hastalıklı hale getiriyor. Ve o patron iktidarları, bu iktidarlar ondan besleniyor. Bu beslenme tarzı işçiye, emekçiye, yoksula, fakire, bizim gibi insanlara zarar veriyor. Sağlığımıza zararlı yani. Çalışma hayatımızda yıllardır haksızlığa, hukuksuzluğa maruz kaldık. Ezildik, ayrımcılığa maruz kaldık. Yok sayıldık, ötekileştirildik. Ve bizim yanımızda emek mücadelemizde mazlum siyasetleri vardı. Emek mücadelesi verenler vardı. Hiçbir zaman bizi terk etmediler. Hani sen Yozgatlısı demediler. Sen milliyetçisi demediler. Yanımızda oldular. Biz de hani bugün Yeşil Sol Parti ile ben bilerek seçtim. Hakikaten inançla, cesaretle dedim onlarla beraber yürümem lazım. Çünkü böyle bir şeye ihtiyaç var. Yoksa öbür türlü zaten bir ayrıştırıcı politikalar var. Ötekileştirici politikalar var. Niye biz hani Diyarbakır'da, Hakkari'de, Van'da, Muş'taki bir işçi arkadaşımla, bir mazlum halkla yan yana gelemeyelim? Niye biz hani Yozgat'taki işçi sınıfıyla yan yana gelemeyelim? Niye bizi böyle hani bölmüşler, parçalamışlar, yok etmişler? Hani buna karşı bizim hakikaten bir birlik, beraberlik, omuz omuza yan yana gelmemiz gerekiyor. Hani bizi bölen, parçalayan siyasetlere razı olmamamız gerekiyor. Ve baktığımız zaman orada da bir ekolojik sorunlar var. Orada da kadınların sorunları var. Ama görünmüyor. Çok baskıcı bir, bizim memleketimiz çok baskıcı yani. İşte o milliyetçilik, muhafazakarlık duygusu da var. Bu ne oluyor bu sefer? Onun senin isyan etmene, karşı çıkmana sebep oluyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Yozgat'ta mesela uyuşturucu var mesela. Ve bu hiç görünmüyor mesela. Gençler uyuşturucu batağında mesela Yozgat'ta. Ama milliyetçilik görüküyor. Emekçilerin sorunları var, gözükmüyor. Milliyetçilik var çünkü. Kadınların sorunu var, o gözükmüyor. Çünkü ayıplanıyor. Bir kadının çıkıp orada hak mücadelesi verdiği zaman o kadının başına yarın ne geleceği garantisi yok. Hani işçinin, emekçinin başına ne geleceği belli değil yani. Yozgat'ta eşitlik, adalet, özgürlük ve emek mücadelesi gerekli. Onun için biz de zaten Yeşil Sol Parti diyoruz yani. Yozgat'ta barışın, kardeşliğin, huzurun kucaklaşması gerekiyor. Önümüzde 1 Mayıs var. 1 Mayıs gerçekten işçi sınıfının birlik, beraberlik, mücadele günü. 15 Mayıs sabahı da halkların bayramı olacaktır. Yozgat'ta biz bir aslında kazandık. Yozgat'ta tohumu ektik biz. Orada eşitlik, adalet, kardeşlik, barış tohumu yeşeriyor orada. Biz orada var olacağız yani. Başka çaremiz yok. Müzik.